Kum Tanecikleri Anlatıcısı Tomris Uyar Sempozyumu için özel olarak hazırlanan Artık Korkmuyorum 6x7x49 Edebilir başlıklı müzikli okuma tiyatrosuyla devam ediyoruz. Konsept ve yönetim Berfin Zenderlioğlu, derleyen Şenay Tanrıvermiş, oyuncular Deniz Celiloğlu, Nazan Kesal ve Pervin Bağdat, dansçı Dicle Doğan, ışık tasarımı Alev Topal, müzik Devrim Ilgaz Karahmet, reji asistanı ve video Kardelen Ezgi Yıldız, proje asistanı Ammar Özçelik, asistan Doğa Kahvecioğlu. Alkışlarınızla birlikte İyi seyirler diliyoruz. Son günlerde bu toplumu haklı çıkarmadan ölmenin bir yolunu bulmalıyım diye düşünüyorum. Akciğer kanserinden ölsem çok sigara içiyordu diyecekler. Sirozdan ölsem içki içiyordu diyecekler. Sokakta araba falan çarpsa hafif alkollüydü, şoför haklıydı diyecekler. Bilemiyorum işte nasıl bir ölüm. İntihar da edilmez biliyorsunuz. Bu Türkiye'de mümkün değil. Mümkün değil. İlaç ve içki şişelerinin kapakları açılmaz bu ülkede. Evet. Su gelmeyebilir. Hava gazı gelmeyebilir. Tren vaktinde geçmez. Altyamazsın. Çok zordur. Artık korkmuyorum. 6x7x49 edebilir. Tomris, Çin ruleti oynamaya bayılırdı. Her zaman kalabalığı ikiye ayırır. Oyunu sonra başlatırdı. Yaşadığımız dünyada insan düellosuzluktan ölebilir. Hayatı yaşanmaya değer kabul ediyorsan, hayat yaşanmaya değerse, evet hayat bir düellodur ama öyle ölmek ve öldürmek anlamında değil. Bir şeyle karşılaşmak, bir şeyle yüzleşmek anlamında. Acaba Türkiye'de kaçta kaçımız bir şeylerle yüzleşmek, bir şeylerle karşılaşmak gücüne sahibiz? Oynayalım mı? Olur, bence oynayalım. Oynayalım mı? Bence oynayalım. Tomris bir aşk olsaydı... Olmaz, olmaz. Böyle başlanır mı canım? Niye? Yani, Tomris'e haksızlık bu. Bir kere Tomris bir aşk olmazdı, Tomris aşklar olurdu. Yazmak, okumak, yüzmek, vodka ve caz. Daktilo. Ettim edemedim, bir sanat tutayım dedim. Amma ve lakin ne olsam.
Kayyum olsam kandiller yakmalı. Müezzin olsam minareye çıkmalı. Münsür olsam el batırı yıkmalı. Hakim olsam şehrisine kıyamam. Bakkal olsam kaldıramam kantarı. Kasap olsam sallayamam satırı. Nalbant olsam nallayamam katırı. Berber olsam eşin dostun batırı. Ah, ne olsam ne olsam. Öcalıcı derviş olsam. Bebek anında yıkansam. Arap olsam. İki kuş bir tüfekle taze oğlanları düşte aldatsam. Bir konakta lale mi dursam? Taze kızları beye mi sunsam? Ah ne olsam, ne olsam, ne olsam da ter dökmeden kazansam. Gözlerini açtı. Bir sabahçı kahvesi. Kahve yoğun. Kekre bir dumanla kaplı. Göz gözü görmüyor. Her günkü müşterilerden 3-5 kılıksız, ateşi geçmiş sobanın çevresinde kümelenmiş, tahta iskemlelere ters oturup arkalıklarda kollarını kavuşturmuş, sıcağın anısıyla oyalanıyor, uyukluyorlar. Yüzleri bitkin, sarkmış görünüyor dumanın berisinde. Uykuda mıyım? Kestiremiyor. Nicedir algılarını körleten, gözlerini yanıltan, kulaklarını yanılsamalarla dolduran koyu bir uykuyla bir iç geçme arasında köprü kuran bir alkol ve uyuşturucu kabarcığından bakıyor dış dünyaya. Çırpıntılar içinde. Duvarları tarıyor boş gözlerle. 1960'ların gözde sinema oyuncuları, 1970'lerin şarkıcıları, 1980'lerin futbolcu posterleri birinin belki yumrukla ya da tekmeyle yıkılırken tutunduğu yerde duvarda bir el izi, bir takvimde yılı belli değil, çıplak bir kadın, ağzıyla memeleri bıçakla oyulmuş, arada kabarmış eski kireç badana. Masalara bakıyor. 1970'lerin renk renk plastik çiçekleri, her dönemin eğri büğrü çay bardakları, 1980'lerin çiçekli melamin tabakları. Tezgahın üstünde etiketleri yıllar önce de donmuş içki şişeleri, dipleri sapsarı kesilmiş su şişeleri. Ah, Kadir abi değil mi o? Tezgahın duvara bitişen bölümünde Kadir abinin efendisi bir fotoğrafı. Oğlu Özgür de yanında, çocuk daha o zaman. Arkalarında Eyfel Kulesi. Özgür kovboy şapkası, kovboy fişekliği takmış. Yaldızlı bir kılıf. Bir başka fotoğraf, Özgür büyümüş. Bulgaristan'a gittiklerinde çekilmiş olsa gerek bu fotoğraf. Bir tır kamyonunun önünde. Ne zaman? Kesin bir süreklilikte birleşemeyen bu küçük süreklilik parçacıkları hiçbir ipucu vermiyor. Kahve iyice soğuk. Ayaklarını kaldırıp sobaya dayıyor. Gıcır gıcır çizmelerini gözden geçiriyor. Yol almaktan eskimişler, azıcık kirlenmişler. Kente geldiği geceyi, geceyi geçirdiği sabahçı kahvesini, burası mıydı? Anımsıyor belli belirsiz. Hemşerilerini, hep birlikte bir mitinge gidişlerini, uluyuşlarını, ant içişlerini, sonra kuklacıya satılışını. Babasının doğru dürüst yontamadığı ayaklarına efendisinin bu halis kösele kırmızı çizmeleri geçirişini. Kendi köyünden başladı. Zeytin ağaçlarını, tütün tarlalarını, kıraç toprakları, ırmakları, dereleri ve balık ağlarını ve balıkçıları ve köylüleri kattı efendisine. Hep önden koşarak, yol açarak. Sonra kentte. Yan sokakları, arka sokakları, kahveleri esnafıyla birlikte kattı efendisine. Sonra ana caddelerde otel lobilerini, diskotekleri, bankaları iplik dolu iğneden geçti. Fare oldu, kedi yüttü, esrar sardı, dumanını gizledi, silah sattı, ölenleri gözledi, umut sattı, umutsuzluk besledi. Hepsini kattı, kapattı, hızla yol açtı efendisine. Bu çizmeleri ayağına geçireli biri, soğuktan, ateşten, kandan korkmadı. Geleneksel yara almaz bacaklarıyla hızla yol aldı. Yalnız ara sıra ağacın dişil damarlarından geçen soğuk işleyebiliyor ahşap yüreğine. İçli bir türkü duyuyor ansızın. Kayıyor türküye asılıp.
kapıyı açıp dışarıya çıkıyor. Lahmacun, döner, lağım, yağ, tıraş losyonu kokan sokağa çıkıyor sesin ardından. Bu ses, bu ses, bu çağrı. Ona hiç görmediği ama bir gün kavuşmaktan asla vazgeçmediği anasını anımsatıyor. Mavi saçlı, mavi giysili, saçlarını mavi bir kuleden sarkıtıp bir gün eninde sonunda onu yukarılara, maviliğe çekecek anasını. Caddenin ışıkları iç içe geçerek büyüyor ötelere doğru. Diskoteklere yağan yapay kar taneleri savruluyor çevresinde. Bir kan, tütün, kürk kokusu duyuyor. Kar onun kentin ormanına gelirken yola serptiği ekmek kırıntılarını savurmuş rüzgara. Bir düşte kayarcasına buluyor köyün yolunu. Ama tutunduğu et ve barut parçaları aşağılara çekiyor. Anasının mavi alnını bir gök parçasında görür gibi oluyor. Sısı ağacın çatlaklarından yolunu bulup işliyor ahşap yüreğine. Anasının da oğulsuz olduğunu kavruyor. Oğul öksüzü bir ana kimliğiyle belki onun da kendisi gibi dövüldüğünü, bu haramiler kentinde hırpalandığını, ezildiğini düşünüyor. Polis olsam sanıkları dövemem. Kahya olsam şoförleri kovamam. Memur olsam kimseleri savamam. Savcı olsam insanları sevemem. Ah, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam da bu kente tertemiz bir düş bulsam. Çamur birikintileri fokurduyor, soylu evlerin iskeletleri, yıpranmamış genç düşler, körpe beyinlerdeki kan fokurduyor. Birazdan patlayacak kıpkırmızı bir düşün cevheri yalazlanıyor çamurda. O düşün sesini duyuyor, rengini görüyor. Ne zaman? Denize dönüyor, tophanenin taşlarına çöküyor. Anacığım, desene, tahta oğlun bir kukla olmuş. Bir can alıcı, bir düş kırıcı, işi bitik. Fatih de bir bar fedaisi, kimseye kötülük etmek istemediğini ileri sürerek intihar etmiştir. Fatih Haydar da bir bar fedaisi, hasta olduğunu ve kimseye kötülük etmek istemediğini ileri sürerek intihar etti. Muharrem Koç adlı 36 yaşındaki fedai, dün gece saat 2'de Esrar Dede sokakta tabancasıyla havaya 3 el ateş ettikten sonra bir elde kafasına sıkarak canına kıymıştır. Muharrem Koç'un üzerinden intihar etmeden önce yazdığı bir pusula çıkmıştır. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Koç, pusulada şunları yazmıştır. Hasta beynimle daha fazla yaşayamazdım. Ne yapsam iyileşemeyeceğimi biliyordum. Kimseye kötülük yapmak istemedim. Hayatıma bu şekilde son vermenin iyi olacağına karar verdim. Koltuğuna otururken çevresindeki bulanık yüzleri bir daha gözden geçirdi. O bulanıklığın içinde somut bir şey belirdi, üstüne üstüne geldi. Boyuna ertelediği, kaçındığı, ürktüğü bir şey. Bir konuşma, bir gün, bir perşembe. Yüzleşse belki korkularından, ezikliğinden kurtulacaktı Feride. Açık konuşsa. Bol buzlu bir aşk lütfen diye seslendi içeri. Aşkı yazdıran kadın. İstediği kadar uyumsuz olsun, sonuçta adı Tomris Uyar. Kadının adı Tomris Uyar olsun bence bundan sonra. İyi de Tomris uymaz ki. Yani uyumsuza uyar denir mi Allah aşkına? İkinci yeğeninin gelini nasıl mesela? Çevirmen gelin ya mi? Bu kadın. Uyumsuz öykülerin gelini desek adına o halde. Yazar bu kadın Deniz, yazar. Tamam, ikinci yeğeninin ilhamı desek. Aşk şiirlerinin esin kaynağı ya da. Ya sen bu gelin kelimesine takıldın belki biraz? Takıldım evet. Evet tamam, kulağa biraz ataerkil geliyor, haklısın. Tamam, Türkiye şairlerinin vazgeçemediği kadın Tomris Uyar nasıl? Sizin anlattığınız Tomris Uyar değil ki. Oğlum canım daha nasıl anlatalım ya? Hani Cemal Süreyya'ya daha nen olayım isterdin. Onursuzunum senin. Ya. Dedirten o muhteşem kadın işte. Herkes seni sen zanneder. Senin sen olmadığını bile bilmeden.
sen bile. Seni ben geçerken derim ki, saati sorduklarında, onu o geçiyordur. Kimse anlam veremez. Tamir ettiremedin gitti şu saati derler. Ettirmek istiyor musun demezler. Bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. Zamanı durdururum yüreğimde. Sensiz geçtiği için. Akrep yelkovana küskündür. Şu bozuk saat çalışsa benim için ölümdür. Bil ki akrep yelkovanı geçerse atan bu yüreğim durur. Bırak bozuk kalsın. Hiç değilse bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. Yani tamam. Yani bu da harika bir Turgut Uyar şiiri ama bu şiir sadece bu şiir Tomris Uyar mı yani? Yani dünyada çığır açan. Bütün yazarları Türkçe'ye çevirirken önce yazarın tavrını, tarzını, kişiliğini, yaşam biçimini, hatta jest, mimik ve vücut duruşundan çıkarım yapmak için fotoğraflarını bulan bir çevirmene bu yapılır mı? Hepsine uygun üslup yeşerten bu çevirmene böyle ihanet edilir mi? Ya tamam, tamam ama yaşam denilen büyük deneyi sayfalarla kısıtlamaya, sıralamaya kalkışmaktan korkuyorum diyen bir yazardan bahsediyoruz aynı zamanda. Salt yazmak için yaşamayan, dansı, müziği, içkiyi seven, hayat dolu bir kadın. Ya bu kadının çevresine yaydığı ışığa bakmayacak mıyız? E tamam işte kendisi bir ışıksa, önce ışığa baksak diyorum ben de. Nasıl yani? Şimdi Cemal Süreyya'nın onun için yazdığı şiiri okumak okumamak olmayacak mı asıl haksızlık? Ay ışığında oturuyorduk. Bileğinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm. Dudağından seni. Kapı aralığında öptüm. Soluğundan seni. Bahçede çocuklar vardı. Çocuğundan öptüm seni. Evime götürdüm. Yatağımda kasığından öptüm seni. Başka evlerde karşılaştık. İliğinden öptüm seni. En sonunda caddelere çıkar, kaynağından öptüm seni. Ay ışığında oturuyorduk, bileğinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm, dudağından öptüm seni. Ay ışığında oturuyorduk, bileğinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm, dudağından öptüm seni. Kapı aralığında öptüm, solundan öptüm seni. Bahçede çocuklar vardı, çocuğundan öptüm. Sonunda caddelere çıkardım, kaynağından evime götürdüm, yatağımda kasığından. Sonunda caddelere çıkardım, kaynağından evime götürdüm, yatağımda kasığından öptüm seni, öptüm, öptüm. Edebiyat tarihine kaynaklık eden Papyrus dergisi için verdiği mücadele ne olacak peki? Mesela yani. Anneliğini konuşsak ya da oğlu Hayri Turgut anlatsa sadece.
Bana geçmişini ya da özel yaşamını anlatmazdı annem. Ama Ülkü Tamer'le olan ilk evliliğini, Antep'e gittiğini, Cemal Süreyya ile birkaç yıl yaşadığını biliyordum. Bazen insanlar şaşırabiliyor. Bir erkek evlat nasıl annesinin başka erkeklerle olan ilişkilerini, geçmişini dert etmeyebilir? İnsanların kendi kişisel alanları, kendi hayatları vardır. Kimseyi ilgilendirmediği gibi oğlunu da ilgilendirmez. Annemin sevgilisi vardır, eski kocası vardır, çocuğu vardır, nesi varsa vardır. Flörtü önemserdi annem. Sağlıklı bir ilişki kurma biçimi olduğunu söylerdi. Tomris Uyar çok dışa dönük, çok samimi insanlarla çok rahat ilişki kuran bir insan. Çok az öyle insan gördüm. Yani, tanıyıp da sevmeyen kimseyi görmedim. Kendisi Tomris Uyar'la tanışmış olup da kendisini sevmeyen kimseyi görmedim diye söyleyeyim. Yani mutlaka vardır, yoktur demeyeyim ama insanlar çok rahat ilişki kurabilen, çok direkt ilişki kurabilen, çok sevilen, sayılan bir insan. Öyle duygusal falan değil, gayet ayakları yere basan bir insan. Hiç bana öyle öğüt verdiklerini falan da pek hatırlamıyorum. Kendi meslekleriyle ilgili de hiçbir zaman şunları bilmen gerekir, şunları okuman gerekir gibi şeyleri olmadı. Beni çok rahat bıraktılar o konuda. O bakımdan teşekkür etmem gerekir herhalde ikisine de. Öyle hiçbir zaman öyle bir şey baskı hissetmedim. Şunu yapmam gerekiyordu, bunu bilmem gerekiyordu gibi şeyler hissetmedim. Kendileri çok çok profesyonel insanlar oldukları için sürekli okuyorlardı, okurlardı. Ama ben onu bir tür yani sevdikleri bir şey olmasının üstüne yani mesleki bir faaliyet olarak yaptıklarını da yani biliyorum, düşünüyorum, biliyorum. Ama bana hiçbir zaman bir yazar, bir kitap vesaire bir şeyi oku diye söylediklerini hatırlamıyorum doğrusu. Charleston, Foxtrot ve Valsi de iyi yaparım ama Charleston'u severim. Gırgır bir danstır. Gülmeye uygun bir danstır. Romantik danslara pek ilgim yoktur. Aslında romantik dans etmesini bilmesi gerekenler erkeklerdir. Her şeyi iyi idare edebilmeli romantik dansta bir erkek. Yani sırf parmaklarıyla hareketi yönlendirebilmeli. Örneğin eski damadım Sait Sökmen'le biz iyi dans ederdik. Dans müziğin bir parçası. Şarkı da öyle. Müziği sek olarak almayı pek sevmem. Özgürlüğümü istersem armağan edebilirim. Ama istendi diye vermem. Mesela eşlerimden biri beni çok kıskanırdı. Korkunç boğulurdum. Ama yine de kalırdım onunla. Aşık olmuştuk birbirimize. Taksim'de duvarında kocaman bir delik olan, delikten sokak görülen bir evimiz vardı. Köhne bir yer ama belli bir hoşluğu da vardı. Mimarisi belki. O bir yere gittiğinde evden hızla çıkar, aşağıdan bir taksi çevirir. Beni 10 kuruşluk dolaştır derdim. Sonra dolaşıp eve geri döner yazmaya devam ederdim. Çünkü dışarıda olmama kızardı. O ilişki o yüzden fazla yürümedi. Tomris'i eve kapatmak mı? hani diyor ya, umulmadık bir şey yapabilirim yani. Söz gelişi, ilk kocam gidemem sanmıştı. Öldürürdü yakalasa. Kadına düşkündü, kumara düşkündü. Neye düşkün olmak adetse hepsine düşkündü. Erzincan'daydık. Ben güzeldim o sıralar. Güzel de sesim vardı. Beklerdim. Gecenin biri, ikisi, üçü. Tam 13 yıl bekledim. Dile kolay. Sustum. Sakladım. Dayağı, işkenceyi, horlanmayı. Ama 14. yılın sıradan bir gecesinde bilet aldım. Doğru İstanbul. Ben şimdi köşeden sandviç almaya çıkamayan, vapurla karşı kıyıya geçemeyen ben bir gece yarısı tek başıma dosdoğru İstanbul. Beni bıraktı ama rahat edemedi. Ona göre bana sahip olunamazdı. Gerçi bana göre yapılmamış, benim için düzenlenmemiş bir dünyada yaşıyorum, doğru. Sevginin yalnızca bir duygu olmadığını, bilgi de gerektirdiğini kendimden biliyorum. Sevgi savurganlığım yüzünden habire su vererek çürüttüğüm kaktüsler hala aklımda. Bir dostum, iyi ki akvaryumda balık beslemiyorsun demişti. Herhalde havasız kalmalarına üzülür, sudan çıkarırdın onları. Sevmekten boğmak ve sevgisizlikten üşümek.
ama şikayet etmemek yine de. Sizinle konuşurken gerçek acıyı hiç tatmadığımı düşündüm. Benim ülkemde acı kemerlerle, kubbelerle örtülür, korunur, toplumsallaştırılır. Bireysel sivri acı yok gibidir. Hadi canım, bireysel acı yok mudur sahiden? Ona göre mevsim hep yazdı. Ya yaz başı ya yaz sonu. Herkese merhaba çakan, aynada kendine iyiyim diyen ve kahramanlarına gülümsemeyi unutma diye hatırlatan. Daha yığınla çocuk var doğrulacak, yığınla çocuk bezi, don, erkek çorabı var yıkanacak. Asla mağduriyetten nemalanmayan bir yazar. Tabii ne de olsa mağduriyet kadınlık ve zayıflıkla örtüşüyor aklımızda. Öyle öğretildi çünkü. Ve o sırada belki de erkeklik miti inim inim inliyordu. Yapma! Olamaz! Yahu gözlerime inanamıyorum. Nereden çıktın sen? Hay Allah, dur geç şöyle bakayım. Dur bir öpeyim seni. Özlemişim. Hay Allah, yani şöyle... Tüpedüz özlemişim ya. Tabii karşılaşmadan bilemiyor ki kişi. Ya nereden geldin aklıma? Sahi yani uğramak durup dururken. Kaç yıl geçti? Canım sevinmez olur muyum? Sevindim tabii. Deli misin? Şöyle birden toparlanamadım da yani. Elim ayağım nasıl? Yani inanamazsın. Yıllardır kimse girmedi şu kapıdan. Eski dostlardan hiçbiri. Geç şöyle otur. Gevşe. Yok oraya değil, dur. O koltukta güneş girer şimdi gözüne. Şuna geç. Ha şöyle. Rahat mısın şimdi? Ha oh. Yaslan arkana, gevşe. Allah Allah. Ya nereden? Hay Allah. sormayı unuttum. Sen ne içersin? Kahve, çay? Kahve yok mu? Neden? Piyasada mı yok? Ne bileyim canım ben. Yo inan şaka değil. Vallahi bilmiyorum. Yo farkında değilim. İyi tamam, çay içeriz öyleyse. Rahatsın değil mi? Sehpa tozlu olabilir yalnız. Ya Fatma Hanım safsaklar toz almayı ara sıra da. Ya şurada bir bez olacaktı. Peki tamam, haklısın. Ne diyordum yahu, nereden sen? Peki tamam, sustum. Bir sigara içer misin? Yalnız benimki gavur sigarası, kızarsın. Sen kendikinden yak şimdi. Ateş? Çakmak ha? Vay, demek yanmış kibritleri kutuya tıkma huyundan vazgeçtin ha? Unutmam tabii canım, unutur muyum? İllet olurdum. Fatma Hanım, lütfen iki demli çay bize. Kahve yokmuş ya, öyle mi? Hanım, okul arkadaşım benim, eski arkadaşım. Benimkine bir ince dilim limon koyun lütfen. Okul dedim de yahu sen neredeydin bu arada? Ha? Nerelerdeydin? Geçen yıldı galiba Ömer'e rastladım. Senin roman yazdığını söyledi bana, doğru mu? Vallahi oğlanın sana tutkun olduğunu anlamazlıktan gelirdin hep ama bak izlemiş seni. Ya ben o tür kitaplar okumuyorum. Daha çok dinlendirici, oyalayıcı kitaplar. O yüzden senin de ne yazdığını bilmiyorum, bağışla. Benim işim imza atmak vallahi. Yani bütün gün imza atmak. İmzamı nasıl sevdiğimi anlatmayacağım ona. Her atışımda imzamın daha bir güzelleştiğini, yerli yerine oturduğunu, tutarlılık kazandığını. İmzama aşık mıyım? Belki. Şu temizliğe, şu tertemiz odayı saran huzura tutkunum. Pırıl pırıl kül tablalarına, güneşi süzerek içeri salıveren şu hışırtılı perdelere, kalın yaprakları birayla temizlenip parlatılmış kauçuk denen şu bitkiye de. Bunlar dünyanın değişkenliğine, bilinmezliğine, kirine, pasına karşı koruyor beni. Burada bu odada akşamın 6'sına kadar güven içindeyim. Güven tutkusu. Öyle bir hastalık ki bu. Tek belirtisine alışmak yıllar alabilir. Yine de birlikte yaşamak ve geçinmek zorunda olduğum ölümcül bir hastalık. Ama ona bunlardan söz etmeyeceğim. Buyurun girin. Peki Güler Hanım, siz bırakın ben imzalarım. Güler Hanım tanıştırayım. Hanımefendi okuldan arkadaşım benim, çok eski.
Evet, bakmış valla araya giren santrallere, sekreterlere, toplantılara falan öyle baş edemiyor. Kalkmış uğramış. Ne güzel değil mi? Ansızın valla yıllar sonra. Evet evet, meşgul dersiniz. Yalnız Diyarbakır'dan ararlarsa bağlayın lütfen. Canım önemli değil tabii. Yani boş ver. Yani önemli bir adamım desem inanacak mısın sanki? Bak bu meslekler yeni türedi. Biliyorum sen incelik olsun diye sordun ama bir kere sordun da yanıt vermek zorundayım. Hep doğruculuğumu mu sevmiştin? Yapma. Satış müdürlüğü var, pazarlama müdürlüğü var. Yeni Türkiye'ye özgü meslekler bunlar. Vallahi aslında çalışmıyorum denebilir. Çevren geniş olacak. Yüreğin de. Bak o zaman sırtını sıvazlıyorlar. Hani şu fıkradaki gibi. Tanıdığının salık verdiği delikanlının hiçbir şey bilmediğini gören müdür sormuş dayanamayıp. Peki bari cinsellikle yolculuğu seviyor musunuz? Delikanlı evet deyince de patlamış. Öyleyse siktirin gidin. Öyle bir meslek bizimkisi yani. Bol bol Anadolu, ara sıra Avrupa, çiğ köfte, viski, hamburger rakı, Adana pavyonlarıyla büyük otel lobileri akıl alır gibi değil. Yani bir gün düşünmeye kalksam, kusmuşum, leş gibiyim. Yani havlunun demiri olmasa, tutunamasam, kusarak biteceğim sanki. Başımı kaldırıp aynaya baktım. Bir zamanlar imzam kadar yakışıklı olan yüzüme kusmak içindeydi. Yani o kadar çok içmişim ki üstelik. İşemeye gitmemeliydim, biliyorum. Ayıldım. Yüzümü ve kendimi korumalıydım işemeye gitmeyerek. Kimdi ya sahi o kadın? Hayır, nereden getirmişler? İkram. Takma kirpikli, koca memeli, yanakları cart kayısıya boyanmış bir kadın. Konsomatris midir, nedir? Hayır, belki de iyi bir kızdır. Kim bilir? Yani birinin akrabası falandır ama herkes birinin akrabası değil mi? Ya acaba akşamın hangi saatinde bir kaçamaktan söz ettim de o adamlara? Onlar da beni ağırlamakla yükümlüler. Hayır yani ben böyle bir şeyden söz etmesem asla. Hayır, neden ettim ki yani ikram, özveri, karşılıklı? Diyarbakır'da mıydı? Adana'da mı? Geçen gün Sheraton'da da oldu aynısı. Kusarak biteceğimi sandım. O ölümcül hastalığın bedenimden yıkanıp gideceğini düşündüm. Adı bin kere değiştirilmiş bir sokak köpeği gibi yeni verilecek bir ada yaraşmayı düşündüm. O kadını belki bir gün sevebileceğimi, bir anlığına. Ama bu gece asla sevemeyeceğimi, onunla birlikte olmaya katlanamayacağımı. Hayır, katlanmamakla da aslında ayıp ettiğimi. Yani çünkü kadıncağızın hiçbir kusuru, var olmaktan başka hiçbir kusuru olmadığını düşündüm. İt gibi, leş gibi içtim. İsteseydi de beceremeyecektim. Öylesine. İstemedi, fırsat bilip kaçtı, kurtuldum. Ertesi sabah, yıllardan beri ilk kere garip bir mutlulukla uyandım. Ama ona bunlardan da söz etmeyeceğim. Dalmışım ya, kusura bakma. Vallahi senin bir okul çayında dediğin şeyleri düşünüyordum da bir anlamda. Hani yıllık okul çayına gözlükle gelmiştin. Rüküş. Mavi bir entariyle. Rüküş olmaya sen büyük özen gösterirdin. Hadi hadi gizleme. Rüküş giysiler, rüküş ilişkiler. Hani nerede uyuz gözlüklü, ergenlikli bir oğlan? Sen orada. Nerede sakat, yaralı bir hayvan? Sorunlarının altından kalkamayan, yaralı bir insan? Sen orada. Hani sınıfta gözlük takmazken okul çayına gözlüklü gelmen de aynı başkaldırının bir parçası değil miydi? Tabii kızarım. Hala. Öğretmen gibiydin ya. Dans etmeye için giderdi. İyi dans ederdin üstelik. Ama öyleyken benim iyi dans etmemi bağışlayamazdın bir türlü. Senin yanında hep suçluluk duyardım. Kolay değil. Giyim kuşamımdan, sınıfımdan, sanki aynı sınıftan değilmişiz gibi ilişkilerimden. Yo. Neden gizlemeli ki? Nerede koca memeli, iri kıçlı, gösterişli, bol kahkahalı bir kız? Ben orada. Ezbere bir beğeni miydi bu? Yoksa gerçekten kuş beyinli kızlardan mı hoşlanıyordum? Bugün bile bilmiyorum.
Haklıydı. Bunu bilecek kadar zaman ayırmaktan bile kaçmıştım kendime. Şimdi kalkıp ona kızıyorum. Yalan. Hiç de öğretmen gibi değildi. Beni sevdiğine güvenirdim. Resimlerimi gösterdiğim tek arkadaşımdı. Sevgililerimden söz edebildiğim tek kız. Kır kahvelerinde çay içerdik. Tartışırdık, dolaşırdık. Yalansız dolansız, aşksız bir ilişki. Neden şu yaşının çizgilerini daha o günlerde ele veren bu kadına aşık olmadım? Neden? Çayda ne dediğini hatırlıyor musun? Pistin ortasında durmuştuk hani bir an. Kolumu çekmiştin, omuzumu hafifçe sıkmıştın. Belki aynı gürültü, uğultu. Sürüp gidiyordu ama benim kulağım sendeydi. Ne olursun diye yalvarmıştın. Şu çevrende dolaşan kızlara, kadınlara ayırdığın zamanın bir bölümünü de kendine ayır. Yeteneklerini bir tanısan. Uykusuz gecelerimde onun sesini duyarım. Hep. Ama ona söz etmeyeceğim bundan. Demek benim için o çayın bir karar gecesi olduğunu kavramıştın ha? Vallahi ben farkında değildim oysa. Söyleseydin ya, ne mi fark ederdi? Bilmem. Feyza ile bir gün önce ayrılmıştık. Bozuşmuştuk. Anlatmıştım ya sana. Mehveş. Mehveş bambaşka kızdı. Dal gibiydi, duyguluydu. Konuşmazdı pek. Boynu eğik. Bir erkeği mutlu edebilecek. Güvenilir bir kız. Ha doğru, evet, o gece onun yanından hiç ayrılmadım. İnanmazsın belki ama hala sırılsıklama aşık bana. Evi tertemiz tutuyor, çocuğu büyütüyor. Hem hiç karışmaz bana. Zaten ben evden işe, işten eve. Neyime karışacak? Hani birine kendimi kaptıracak olsam olmaz ya diyelim ki. Oldu, kadını götürecek bir arkadaş evi bile yok. Kalmamış. Evlenince çevresi boşalıyor kişinin. Ya mutsuz değilim, hayır. Yani bana verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek. Benim de mutluluğum bu işte. Yani öylesiye çalıştıktan sonra akşamları Mehveş'le oğlan televizyon seyrederken sedire yığılıp kalmak. Ha? Yok, hayır. Yapmıyorum artık. Boyaları falan bizim oğlana verdim. Kurslardan zaman ayırabildiğinde öyle boyuyor bir şeyler. Biliyorum biliyorum, iyi resimlerdi. Yani sürdürseydim. Ama dünyada olabilir ressamdan geçilmiyor ki. Yani durup dururken niye şimdi kalabalık edeyim? Tamam tamam, peki kapatalım bu konuyu, boş ver. Ay, bir dakika izin ver bana Allah aşkına. Güler Hanım'a Diyarbakır'a aramasını söyleyeceğim. Bir çay daha içer miydin? Yok canım, ne alıkoyması ya, dedim ya, benim işim gücüm imza atmak. Güler Hanım da anaç kadındır, beni korur. Tıpkı karım gibi. Delişmenliğimi dizginler. İstemediğim kişiler aradığında yok der, demin çıktı der. Benim beceremediğim şeyler bunlar. Temizlik ve yalan söylemek. Bir de aşık olmayı katmalıyım. Beceremediğim bir şey galiba. Bir eksiklik. Ona karımdan söz ederken güvenilir, boynu eğik dedim. Oysa hiç denemedim ki bu sıfatların gerçekliğini, geçerliliğini. Hiç ilgilenmedim ki. Beni sevmesi yetti. Resmi bıraktım. Tehlikeli olabilirdi. Konuşmak da tehlikelidir. İçte biriken sözcükleri boşaltmak. Hele konuşmayı bir kez unutmuşsanız. Aslında dış görünüşümde değişen bir şey yok. 18 yaşımdaki kilomdayım. Kadınların ilgisini çekiyorum. Ama ne önemi var? Bir şey sızlıyor. Bir şey eksik. Bir özlem. Günlük cinselliğime yansıyan tutkuyu silip götüren bir sızı. Bir korku getiriyor yüreğime. Ya bir gün bunca yıl kafamda biriktirdiğim sözcükler boşalıverirse, çene kemiklerim açılırsa, beynime üşüşen imgeleri durduramazsam, ya eve bir gün 20 dakika gecikirsem. Ha, kitaba mı bakıyordun? Öyle mi? Niye gözlerin doldu ki? Ha. Adı Romeo yanılgısı. Evet, ne var bunda? Vallahi sen bizlerden bile isteye koptun, biliyor musun? Yani senin deyiminle yoz ilişkilerinden, kent soylu hüzünlerinden. Anladığım kadarıyla gönül verdiğin dünya görüşü doğrultusunda sağlıklı bir çevreye girmişsin. Vallahi kalıbımı basarım, aşk evliliği yapmışsındır. He? Sen okulun bahçesindeki çınara bile aşıktın.
Ama bir dalını koparıp doğum gününde getirdim diye ne hanım evlatlığım kalmıştı ne burjuvalılığım. Gittin işte. Vallahi biliyor musun, haklıydın. Ara sıra sana imrendiğim de oldu. Alabildiğine dürüsttün çünkü. Yalanın hemen belli olurdu, yüzünden okunurdu. Kendini sertleştirme çaban da haklıydı. Sevindim senin adına, başarına. Biliyorum, uğramazsın bir daha buraya. Ben de uğramanı istemem zaten. Hem bunları konuşmak yoracak bizi, yararsız. Haftaya Diyarbakır'dayım, önümüzdeki ay Hollanda falan. Ha, kalkıyor musun? Tabii, dur. Dur şimdi ya, dur bir dakika, yeni geldin. Ay Allah, yeni geldi aklıma. Senin bir derdin olmasaydı, ha? Hayır, kendimden söz etmekten sana neyim var? Neyim var şekerim? Neyim var canım? Bir yerin mi ağrıyor? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla ilk gün dökümlerinde gene de umutlu, gene de bir takım belirtilerden, bir takım genellemelere varma en az isteği var gibi gözüküyor. Bunu isteğin gittikçe söndüğünü görüyorum. O arada gördüğüm gerçekten gittikçe koyu bir tona doğru gittiğim. Ve bunun, yani zaten gün dökümlerinin amacı tahmin ediyorsunuz ya da okumuşsunuzdur. Bu ülkede yaşayan bir kadın, anne, edebiyatçı, bir yurttaş olarak toplumun geçirdiği değişimlerin bende bıraktığı izleri aktarmak. Yani onlar erkek olduklarına göre sapına kadar ben erkek değilim. Ne idüğü belirsiz demek bile yetmiyor. Sapık diyebilseler, inansalar öyle sevinecekler ki biliyorum. Ya da onlara katılsam, şakalara, bayağılıklara karışsam, maçlara gitsem, hamamlarda terlesem, sarhoşluklarımı, kadınlarla serüvenlerimi anlatsam. Bulaşık yıkarken çok düşünürüm. Balık tutmaya benzer. Tuhaf şekilde yarısı boş, yarısı doludur. Oraya bir şeyler koyabilirsiniz. Biri geliyor, hayatımıza bir makas atıyor. O yaşadığımız bölüm bütünün dışına düşüyor. İster namuslu biri, ister çıkarcının teki, ister yaşarken varlığıyla herkesi bezdirmiş bir ukala olsun, sözler değişmez. En büyük sahtekarlığımızdır. Ölünün arkasından iyi konuşulur. Artık korkmuyorum. 6 kere 7, 49 edebilir. Oynayalım mı? Oynayalım mı? Bir masal olsaydı. Kedi balı. Suelen'la Recep Bin kaçınılmaz karşılaşması. Hı? Ay yok, ben de sevmedim, kötü. Ölen otelin müşterileri, o da iyi gelmiyor kulağa. Gün dökümleri. Hı? Hı? Gün dökümleri. Kesinlikle. Gece gezen kızlar. Kalıp yargıları alaya alırken bir rahatlık mı var acaba? Bana neymiş? Rahat bir kadın olmak ne zamandan beri suçmuş? Hmm. Demin köşe başında iki rüzgar çakıştı, gün döndü. Sevgili Şeref, nasılsın, iyi misin? Sana yazıp yazmamak için çok düşündüm ama sonunda yazmaya karar verdim. Çünkü ben annenin nerede kalıyorsun diye duymuştum. Geçen cuma sabahı Nazmi'yi gördüm. Arabasıyla bizim oradan geçiyordu. Tam Turan sinemasının önünde Hüsnü Efendi'nin dükkanında karşılaştık. Hüsnü Efendi pek bulunmuyor dükkanında, kalbinden hastaymış. Görürsem sana selam yolladı. Ben de söyledim Nazmi'ye, Şeref nasıl dedim, iyi dedi. Annen nerede kalıyormuşsun, ondan öğrendim. Tek başına bir oda tutmuşsun, hayırlı olsun. Zaten annenler beni hiç sevmediler. Gözleri tutmadı baştan çalışıyorum diye. Ama üvey baba ne de olsa çalışmadan olur mu değil mi? Zengin falan ama ayıp çalışmamak, ne de olsa el. Annenler beni sevselerdi şimdi bu hallere düşer perişan olur muyduk? Aman, olan oldu bir kere. Maksat hepimiz mutlu olalım yaşantımızda. Hem ben memnunum. Senin de mutlu olmanı Cenab-ı Hak'tan dilerim. İnan ki ben hepsini unuttum. Zaten kin tutmam yoktur. Madem ki boşanmışız, hepsi boş. Şimdi Şerafettin, bak seni neden rahatsız ediyorum anlatayım.
Bu çocuk meselesi yani Şükriye'nin yüzünden. Kusura bakmazsın, ikimizin de çocuğu. Beni deli edecek bu kız. Artık yanına mı alırsın? Annenler mi bakar bilmem. Çünkü böyle giderse canımı kıyacağım. Temelli üstünüze kalacak. Sen kavgalarımızı hep annem senden daha iyi bakar demez miydin zaten, değil mi? Bak çok çektim. Baktım, büyüttüm, bu yaşa getirdim. Artık bittim artık. Genç yaşta saçlarıma kır düştü. Kolay mı şeref? Bir yandan babamlar. Öyle yalnızdım ki. Ölsem bir kaşık su verenim yok. Bak ne oldu geçen. Geçen cuma berberde saçlarımı yaptırıyordum. Kızmazsın diye söylüyorum. Madem iki medeni birer insan gibi boşandık, saç yaptırmama kızmazsın artık. Her cuma berbere gidiyorum. Hem 5 lira veriyorum. Bahşiş falan bir şey değil. İşte orada herkesin içinde Şükriye yine burnunu karıştırmaya başladı. Evde karıştırmıyor. Hep yabancıların yanında karıştırıyor. Raşit Bey'in karısı üzülmeyin hanım kızım. Şimdiki çocuklar hep böyle. Bizim yanımızda dövmeyin, eve gidince döversiniz dedi. Saat 11:30 sularında berberden çıktık. Eve doğru hafif hafif yürüyoruz. Mavi keten elbisem, başımda gülle eşarbım, sanki yaz. Sen evin damını aktarmışsın ya geçen kışbaşı. Bizimkiler hala dua ediyorlar, selam yolluyorlar sana. Onlar da unuttular bana çektirdiklerini. Zamanla her şey unutuluyor. Hem sen iyi insansındır, merhametlisindir. Ben kimsenin hakkını yemem. Zaten Metin olmasa ayrılmazdık birbirimizden. Senin aklına o karıştırdı, Allah canını alsın. Aklına esti mi, kapa dükkanı, doğru meyhaneyi, olacak iş mi? Kaç kere söyledim konuşma o çocukla diye, dinlemedin. Yok mitingmiş, yok parti işleriymiş, bize ne? Biz rahat edelim, mutlu olalım, yeter bize. Yeter de artar. Neyse, şimdi aynı şeyleri açmayalım. Nazmiye'ye de söyledim. Becerikli olandır Nazmiye. Bak yeni araba çekmiş altına. Bonoyla mı ne diyorlar? Olsun. Gıcır gıcır kırmızı. Gel Reşit Bey'le çalış istersen dedim. Arabayı şoföre versen neden çalışacaksın? Reşit Bey benim dediğim iki etmez. Babamın ortağıdır falan. Düşünecekmiş. Belki söylemiştir. Selam söyledim. Artık dedikodu yaptıysam günah boynuna. Of. Zaten içim çok sıkılıyor. Diyeceksin ki peki İptida berbere niye gittin de başına işler açıldı. Söyleyeyim. O akşam Raşit Bey bizi kasinoya götürecekti Şükriye ile. İçkili aile kasinosuymuş. Görsen şerafettin. Ne güzel bir yer. Kaç kere yalvardıydım da götürmedin. İşte o an seninle geçen yıllara yandım. Şükriye de üstüme geldi. Raşit Bey zavallı adam kızı gibi sever Şükriye'yi, eksik olmasın. Karısını götüremiyor bir yerlere ihtiyar diye, bizi götürüyor. Yoksa yalnız adımı mı bile atmam, bilirsin. Adamcağız bizimkiler yesin diye akşam gelirken 800 gram kadar kuzu pirzolası getirmiş. Soğan da pişirdim. Güzel domates dildim. Biberleri diri diri bıraktım, senin sevdiğin gibi bolca kekik. Anlayacağım, pek güzel oldu. Şükriye yemez de yemez. O yepyeni elbise giymişken dayanamadım. Bir dövdüm. Beti benzi sarardı dayaktan. Yine inadından vazgeçmedi. Gece yatağına işiyor. Koskoca kız oldu, aynı inat. Tıpkı sen. Sen kontrol kalemini kulağının arkasına sıkıştırırdın ya. O da kalemini kulağının arkasına sokuyor. Okulda baban neci demişler? İşçi demiş. Aynı senin lafların. Bilirsin ben utanırım böyle laflardan. Kız... Elektrikçi desen olmaz mıydı? Hayvanlığın ne lüzumu vardı diye bağırdım. Ay ama kendimi kaybetmişim. Sedire yığılmışım. Ah Şerefa. Bana bunları da yapacak mıydın? Bu kulak arkasına kalem takmalar. Lafa da gelmez asba. Hemen bohçasını toplar. Senin aldığın kırmızı entariyi bir de bez bebeği koyar. Kalkar sana gitmeye. Arsaya kadar gidiyor. Bekliyor akşam olsun. Gittiğimde bakıyorum... Bir ağaca çıkmış, elinde bohçası. İçim sızlıyor. Eve alıp getiriyorum. Kızım iyi kız olsana. Baban istese senin yanına alırdı diyorum da istiyor diyor. Yolda görüyorum ama ben gitmiyorum diyor. Şeytan diyor, bir patlatacaksın ağzının ortasına. Yoksa görmüyor musun? Doğru söyle Şeref. Alsan benim için de iyi. Evlilikten ağzım yandı ama belki biri alır beni yaşım geçmeden diyorum. Çok yalnızım Şeref, bildiğin gibi değil. Raşit Beylerle de ahbaplığım o yüzden ya, belki birini bulurlar bana, şöyle arabası falan olsun. Kâfi.
Ama kızıma üvey baba acısı çektiremem. Bak ne de olsa yavrum, ağlarsa analar ağlar. Onunla da kimse almaz beni. Bak geçenlerde Raşit Bey arabasıyla Antalya'ya götürdü. Şahane bir yer Şeref. Aynı şiir gibi. Adamcağız denizde top mu oynamadı, gözlüklerini mi çıkartmadı? Daha ne istersin kız? Yolda dönerken yine rezil etti beni. Artistler sinemada öpüşürken suratlarını neden yanlamasını tutuyorlar demezler mi? Yerin dibine geçtim artık, sen düşün. Hep sinemaya gidiyorduk sık sık. Artık korkudan gidemiyoruz. Ahlaki yapısı bozulmasın diye resimli romanları bile yatağımın altına saklıyorum da gizli gizli okuyorum tırnaklarımı boyarken. Kız çocuğu bakmadın dersin ama kabahat sende Şeref. Annenlere gizli götürdün, yalana alıştırdın, artık ne yapsan boş. Kasım rüzgarları, park bekçisi, koskocaman bir süpürge. Solmuş yaprakları sarı çiçekler gibi coşkunlukla katmış önüne. Pissin artık. Şimdi ne var bunda göz yaşartan? Son günlerde gözleri yaşarıyordu. Öfkelendi mi, üzgünken, yalnız, kalabalık içinde. Bir köşeye çekilmeli. Şu kırmızı baş ağrılarının geçmesini beklemeli. Başka yollara, başka yüzlere bakılmalı. Öğle güneşi neredeyse tepeyi bulur. İçkili, çaresiz kalınır o kalın güneşin altında. Öğle üstü, daha günün yarısı. Önünde yersiz yurtsuzluğun mezeleri, ciğer tava, beyaz peynir, kırmızı domates, yanık soğan kokusu. Küçük öğrenciler geçiyor caddeden, analarıyla, babalarıyla bağlantılarını koparmış park kedileri, çöpçüler. Yarın Şükriye'yi almalı, hiç değilse yüzüncü kere düşünmeli. Evet, evet yarın mutlaka. Neden bakamasın? Kontrol kalemi var, tornavida, izole bant. Bir erkeği erkek, bir küçük kızı küçük kız yapmaya yarayan her şey. Şeytan diyor ki çık ortaya, bağır, bağır, bağır avazın çıktığı kadar. Yalan söylemeye oradan alıştı. Bir de çamaşır leğenini doldurmuş ertesi gün. Kendini boğmaya. Çok sıcaktı yani derinden.
olacaktı. Yani derinden derinden dünya dönerdi ya ben de dönerdim. Yani derinden derinden annem gülerdi ya ben de gülerdim. Yani derinden derinden günlerde ruhumda korkunç bir ur var. Derinlerde sinmiş semirmiş bir sansar. Sönmüş tükenmişti bitmişti sancak. Yani derinden derinden yüzümde şu nursuz geceyi utandır. Ruhum cevap ver karanlıkta saldır. Manyak bir asi gibi sapla mızrak. Yani derinden derinden Ayrıca bir savaşta topluca ölenlerin, kahramanların kişisel cinsellikleri aynı potada eridiğinden, zaten çoktan unutulduğundan, bedenleri toz toprağa karışıp toplu bir ruha dönüştüğünden, onların dulları el değmemiş azizler katına yükselebilir. O yükseklikten zarifçe eğilip yan masalardan birinde oturan savaş artığı bir kocayı selamlayabilir kalkarken, kutsayabilir gider ayak. Doğru. Nefretin her türlüsünü kahramanlarından dahi uzak tutan Tomris. Nefret edene üzülen, acıyan. Acımaya yakın bir duygu kaplıyor içimi. Genç kızlığının en güzel günlerini beni kıskanmakla geçirmiştin. Melih'ten ayrılmaya, tek başıma yaşamaya karar verdiğimde beni kıskandırmak istedin. Melih'le ilişkimizdeki göstermelik saygıya kanan tanışların gözünde patronunu ayartan sekreter olmayı bile göğüsledin boşu boşuna. O güne kadar özenle yarattığın sert öğretmen imgesini yıkmaktan hiç kaçınmadın. Kot pantolonlu çalışan kadınla uzun etekli ayartıcı dişi arasında bocaladın durdun. Ben çocuk istemiyordum diye hemen bir çocuk doğurdun. Nasıl acı çekmişsindir kim bilir. Ola ki evliliğindeki tüm pürüzleri, suskunlukları, ilgisizlikleri Melih'in hala bana aşık olmasına bağlıyorsundur. Bilmiyorsun ki Melih, yani sen olmasan bir başkası olacaktı. Bu akan yavaşça su yüzüne çıkan bir gerçek. Bu fena yaralıyor seni. Çünkü en önemli ipucu sende. Hastayım. Parasızım biliyorsun. Ölürsem seni yaşatan nefret de kalmayacak. Tomris öfkeyi savunur ama nefreti asla. Ey öfke! Kişi oğlunun onurunu, baskı tanımayan direncini yiğitçe dışa vuran güzelim öfke. Haksızlığa baş kaldırma silsilesi. Kişinin kötü bir dünyayı yıkma, yerine yeni bir dünya yaratma. Çirkini güzel kılma yetisi. Bizim gücümüz sevgiden, bağışlamaktan gelir. İhanet sevgi söz konusu olduğu zaman vardır. Temas etmeden ihanet, sevmeden bağışlamak, bağışlanmak ve müziği sek almadan, dokunmadan dans edilir mi hiç? Dans edenlere bakıyorum, bakıyorum, durgunlar. Yavrum al şu kızı şöyle çevir bir şey yap diyesim geliyor gece bazen dışarı çıktığımda. Hayır, bu kadar temastan kaçan bir genç kuşağın olması bence üzülünecek bir şey. Bir dert olsaydı. Hayat. Boşuna geçinmiyoruz şu dünyada. Yaşayıp da yani o yüzden diyorum ya işte ömrümüz kısa olsun daha iyi. Trafik daha az aksar biz olmazsak. Arabalılar da daha az çekinir. Yırtına bozula düzelecek bu dünya ama işte biz yetişemeyeceğiz nasılsa. Ertesi gün, yarın. Yarın vardı nasılsa, yeniydi. Şimdi geçmiş zaman olan bir yarın. Bir uykuluk mola. Ben seni
Uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Yağmurlar altında gördüm. Kadeh tutarken gördüm de bir kıyıya bakarken ki ağlayan yüzünle ve yarışırsa ancak Monet'in kadınlarına yaraşır giysilerinle gördüm de ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Öyle kısaydı ki adımların, diyelim bir yaz tatilinde, bir otel kapısının önünde, tahta bir köprünün üstünde, bir demet çiçekle, paslanmış bir kedi arasında öyle kısaydı ki adımların. Şöyle bir bardak yıkayışının vaktiyle ölçülür ve denk düşerdi ancak. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Yok bir yanıtın nereye diyenlere. Bir buz titreşimi gibi sallantılı ve şaşkın. Ve çabuk bir merhaban vardır bir yerden gelenlere. O bir yerler ki diyelim çok uzak olsun. Sen gelmiş gibisindir oralardan, otobüslerden, yollardan. Deniz üstlerinden topladığın gülüşlerinle. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Seni görünce dünyayı dolaşıyor sanki insan. Hani Etiler'den Hisar'a insek bile bir küçük yaşındasın, boyanmış, taranmışsın. Çok yaşında her zamanki çocuksun gene. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Mart ayında patlıcan, Ağustos'ta karnabahar. Mutfağı mutfak olalı böyle. Bir adım vardı senin. Tomris Uyar'dı. Adını yenile bu yıl. Ama bak yine Tomris Uyar olsun. Ben bu kış öyle üşüdüm ki sorma. Oysa güneş pek batmadı senin evinde. Söyle. Ben seni uzun bir yolda yürürken gördün müydü hiç? Hadi Çin ruletini bir de biz oynayalım. Aa hadi. Çin ruleti. Hadi hadi ya. Hadi. Tamam Tomris bir oyun olsaydı. Aa o öyle mi? Bak alınmacı gücenmece yok. Aa siz alınmayacaksınız, ben hayatta alınmam. Ha. Niye alınacağız canım? Kendimizi defalarca sonuçta ispat etmiş insanlarız yani. Niye evet. Alıngan olalım değil aynen. Mi yani? Tabii canım tabii yani. Şimdi ben kendimi konuşmaya başlasam öyle böbürleniyor gibi olur ki en nefret ettiğim şey. Ama hadi neyse söyleyin madem. Tomris bir oyun olsa kim olurdu? Bir dakika siz oldunuz ya benim durumum ama biraz şüpheli mi? Nasıl yani? Yani yok canım işte. Hepimiz dizi kastediyoruz. Yok tabii canım hepimiz burada üçümüz, beşimiz. Tamam. Sen, ben. Tamam. O zaman Tomris kim olurdu? He? Tomris kim olurdu? Deniz sen sanki o şiiri bence başka türlü okusan biraz Tomris olabilirdin yani miydin bilmiyorum ama bak ne olur kırılma. Yok canım Allah Allah niye kırılayım ki yani? Sonuçta o senin fikrin. Hem tabii herkes kendi kadar anlar yani okur duyar. Nasıl yani? Hani sen o şiiri okudun ama ben mi anlayamadım? Hayır, bunu mu canım. Demek istiyorsun? Hayır, o başka anla. Ben senin iyiliğin için söylüyorum canım. Yani bak ne demek istediğimi istiyorsan oku. Burada herkesin önünde bir daha anlatayım ne demek istediğimi. Kafa karıştırma. Sen okusana. Sen oku da biz bir anlayalım ya. Ama yani bana sen de sanki öyküyü biraz yanlış tonladın gibi yani ama neyse ya. Ya sen şarkını söylesene ya. Tomris uyardı yine de biraz. Tomris uyardı. Allah Allah. Allah sen mi yap? Sen şarkını söyle canım. Sen hiç Tomris'le uğraşma. Sen böyle oku, dümdüz oku. Dümdüz oku. Ne Tomris'i yani? Yani Tomris... Ben çekileyim mi aradan istersen? Yok al iyi oluyor böyle üçlü atışma. Şarkıyı sen söyle hadi. Devrim fa sol ne versin ha? Ayısın. Ay, ne olur sen söyle ne olur ya. Yani. Hani bir öykü okuyacaksın o da düz yani. Dümdüz düz okuyacaksın o kadar basit yani. Tamam. Ya arkadaşlar bu Çin ruleti bu oyunu bozar. Bence. Doğru diyorsunuz, haklısınız. Yani zaten sen de erkek olduğun için olmadı. Yani Tomris pek yakışmadı. Şeysin yani.
Vallahi Allah Allah, söylemeyeyim diyorum ama yani Nazan'cığım, şimdi sen bir kadın olarak kadını hissedememenin yanında benim durumum fena değil bence yani. Söylemeyeyim diyorum da. Hayır, zaten Tomris oyun falan olsa sizi oynatmazdı bir kere. Hayır, bu şekilde zaten oynatmazdı kesin. Oynatmazdı yani. Sen bir kere... Ya bence yani bırakın bu tartışmayı. Yani Allah aşkına şu metin mi ya? Bu ne ya? Şenay Tanrı vermiş ya. Burada evet. Mısın sen? Bu nasıl metin ya? Yani oyunculukla bir alakası yok ki bunun. Bence de. Ha? Yok yani. Bizim yani bütün, böyle Tomris yazarsan biz de böyle oynarız. Ya şimdi bütün suçu da yazara atmak da olmaz yani ya. Düşünsenize şimdi. Yani yazar ne yapsın? Yani yönetmen bir kere anlayamamış. Yönetmen? Yok, anlasa herhalde böyle olmazdı diye düşünüyorum. Yani kime anlattığınızdan birazcık haberi olsaydı. Değil mi? Burası yani inanın bak ben yönetsen edip şu teksti tanıyamazdım. Böyle olmazdı. Böyle asla olmazdı. Çiçek pasajı ya. Koy çiçek pasajını Edip'le böyle karşılıklı rakı masası. Evet. Yani bunu koymayan ben kafayı anlayamayacağım. Evet, nasıl şurada, bir kafa acaba? Şurada rakı ya, bile. Tamam yani. Bırak şimdi çiçek pasajını, böcek pasajını. Yani kadın bir tane masa koymuş diyeceğim, koymuş. Masa burada duruyor. Masa var. Ama ne bileyim yani bir kitabı olsaydı. Peynir olur. Bir ilacı olsaydı bir... Ne bileyim yani o kadar eksik ki rejisel açıdan. Hayır, oyunu zaten baştan bir Çin ruletine çevirmeyi birazcık rejisel olarak düşünseymiş ya. Yani. En baştan baksana, değil bizim mi? Bizim aklımıza öyle geldi. Aynen sanki. Biz evet, söyledik. Biz... Ben söylemiştim. Ya, düzgün yönetmen düzgün yazarla çalışacaksın. Boş oyuncu ver, da bir yere kadar kurtarabiliyor yani. Pervin, senin burnun mu tıkalı bugün? Ha? Yani o şarkıyı bilmiyorum, bir tuhaf söyledin sen yani. Ya alkış bir falan da aldın. Allah aşkına sen bir daha söyle. Bana biraz öyle ya. Geldi yani. Allah söyle, bir daha söyle ya. Bak yani. Bir şey söyleyeceğim. Söyle şarkı... bir daha söyle. Bak tabii yönetmen ne yaptı? Tamam. Oyunun en can alıcı noktasında şarkı var ya, beni koydu tabii her zaman öyle oluyor. Aa, ışıkları ama kapattı. Yani o yüzden tabii. Ha, susalım mı? Bitti mi? Yani ne yönetmen seni tabii can alıcı söylesin. Noktaya yerleştirdi. Biz eziyet mi ettik tabii. Seyirciye yani? Ne diyorsun yani? Ne yapalım? Tamam gel. Ne yapalım, bitti mi? Tamam ya. Bitti. Selam verelim mi? Selam ne? Tek tek mi? He? O mizahım ağır bastı. Sıkıldım yine. Ara da vermedik. Nasıl sahip olmamdan ileri geliyor. Çünkü ben en acı şeylerin, en çarpık olayların mizahla anlatıldığında, tabii bu durumda kara mizah oluyor. Mizahla anlatıldığında çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Ve mızmız edebiyat sevmem. Yani durmadan ilenen, gözyaşına dayalı bir edebiyat sevmediğim için herhalde o yüzden biraz da umutlu gibi gözüküyor. Gözüküyor değil, o umut tabii ki vardır yani. Yaşadığı sürece insanın en azından Sait Faik'in dediği gibi, Çehov'un dediği gibi insana tapmak.